Merhaba, Şöhretin Dünyasına Dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, vişnelerimizi topladık, saplarına ekledik. Bunların çekirdeklerini çıkaracağız. İsterseniz çekirdeklerini çıkarmadan da yapabilirsiniz. Ama ben çekirdeklerini çıkaracağım. O çıkardığım kısmı dondurma yapmak için ayıracağım. Aslında düşünüyorum, çekirdeklerini çıkarmadan mı yapsam, çekirdeklerini çıkararak mı yapsam, karar vermiş değilim. Ama ben size çekirdeklerini nasıl çıkarıyoruz, bunun pratik yöntemini göstereceğim. İsterseniz çekirdek çıkarma makineniz varsa o da güzel tabii. Ben şimdi sizinle bunu, bir pipet var arkadaşlar. İster plastik pipetle, ister kağıt pipetle çıkarın. Bunu sap kısmından bastırıyorsunuz yavaşça. İtin, çekirdek çıkıyor. Gördüğünüz gibi kasemize koyalım. Şunu da çekirdeklerimizi koyalım. Sap kısmından bastırıyoruz. Yavaşça. Bu biraz inatçı çıktı. Çıktı. Gördüğünüz gibi. Şöyle yap. Arkadaşlar, plastik bir pipet kullanıyoruz. Sap kısmından bastırıyoruz. Yavaşça. Bu şekilde çekirdeği çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bir kere daha göstereyim. Sap kısmından bastırıyoruz. Yavaşça bastırıyoruz. Çekirdeğini çıkartıyoruz. Sap kısmından bastırıyoruz. Yavaşça. Evet. Neredesin? Neredesin? Buradaymış çekirdek. Kirazlarımızın çekirdeklerini çıkardık. Üzerine normalde arkadaşlar 1 kilo 1 kilo şeker kullanılıyor ama ben çok tatlı reçel sevmiyorum. Özellikle de vişnenin o güzel ekşimsi tadını kırmak istemiyorum. O yüzden ben bir yarım kilo şeker kullanacağım. Ama siz 1 kilo kullanabilirsiniz. Ama şeyi hesap edin arkadaşlar. Çekirdekleri çıktıktan sonra gramajı düşer. Ona göre hesap yapın. O zaman da 1 kiloya yaklaşık 2,5 su bardağı şeker kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu vişnemizi isterseniz arkadaşlar böyle hemen de kaynatabilirsiniz. Bu arada şeyi söyleyeyim. Çekirdeklerimizi süzdük ya arkadaşlar, bakın. Çekirdeklerinizi lütfen hemen atmayın. Böyle içinde çok güzel şerbeti var. Bunları da değerlendirin. Reçel yapacağınız vişnenin üzerine dökebilirsiniz. Aslında benim tercihim çekirdeklerini çıkarmadan yapmaktı ama hızımı alamadım. Çekirdeklerini çıkarmak çok keyifli geldi. O yüzden çekirdeklerini çıkarmış oldum. Çekirdeklerini çıkarak da yapacağız. Ben daha çok böyle diri, iri seviyorum. Eğer çekirdeklerini çıkarmadan yapacaksanız arkadaşlar, hani çok fazla sulanma olmadığı için o zaman bir bardak su ilave edebilirsiniz. Şeker ilave ettikten sonra o zaman kaynatabilirsiniz. Ama çekirdeklerini çıkarıyorsanız su koymanıza gerek yok çünkü o sulanacak. Böyle bu şekilde arkadaşlar 5-6 saat bekletiyoruz. Kapağını kapatıp bekleteceğiz. Evet arkadaşlar, dondurma yapmak için ayırdığım bir miktar vişneyi de buzdolabı poşetine koyacağım ve dondurucuma atacağım. Çünkü hemen yapamayacağım dondurmamı. İhtiyacım olduğu zaman çıkarmak üzere buzluğuma kaldıracağım. Tavasını aldırıp
derin dondurucumuza koyuyoruz. İhtiyacımız olduğu zaman çıkaracağız. Günaydın arkadaşlar. Gece şekere yatırdığımız vişnelerimiz böyle gördüğünüz gibi sulanmış. Şimdi bunu ocağa koydum ben. Ocakta kaynamasını bekleyeceğiz. Ara ara nazikçe karıştıracağız. Bütün suyunu saldı. Rengi çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi böyle köpürmeye başladı. Böyle yine nazikçe karıştıralım. Yani eğer alabiliyorsanız köpüklerini alabilirsiniz. Evet. Vişne reçelimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Üzerindeki köpüğün kaybolması için çok az, şöyle birazcık içine tereyağı koyacağım. Efendim anneciğim. Günaydın. Günaydın güzel kızım. Gördüğünüz gibi köpükler hemen kayboldu. Tereyağının mucizesi. Evet. Çok az koyuyorsunuz. Köpükler kayboluyor. Evet. Arkadaşlar kavanozlarımızı böyle kaynar suyun içine koyup 10 dakika kaynatıyoruz. Kaynar sudan geçirdiğimiz kavanozlarımız derken bunu ifade ediyoruz. 10 dakika kaynayacak kavanozlarımız. Arkadaşlar oldu mu olmadı mı testi için derin dondurucuya biraz koydum. Test edeceğiz. Eğer damla damla damlıyorsa hazır demektir. Şimdi şeyi koyacağız. Neyi koyacağız? Limon tuzunu koyacağız. Evet, arkadan sufle geldi. Nerede limon tuzumuz? Çünkü bir 5 dakika daha limon tuzuyla. Arkadaşlar 1 çay kaşığı koydum içine. 1 çay kaşığı yeterli 1 kiloya. Şimdi bir 5 dakika daha kaynatacağız. Evet arkadaşlar, kaynamaya başladıktan yaklaşık 40 dakika sonra vişne reçellerimizi altını kapattık. Kavanozları elinizde tutmayın arkadaşlar. Kesinlikle elinize damlar. Bu şekilde sıcak sudan geçirdiğimiz kavanozlarımıza koyuyoruz. Bir daha yaparsam arkadaşlar çekirdeklerini çıkarmadan yapacağım. Gerçi videomun başında söylemiştim, kararsızım, çekirdeklerini çıkarıp mı yapayım, çıkarmadan mı yapayım. Bir daha yaparsam çekirdeklerini çıkarmadan yapacağım. Çünkü ben diri seviyorum, böyle parçalanmamış halini seviyorum. Şimdi bunların tanelerini eşit ayırıp dağıtmak lazım. Sonra bazılarında tane çok, bazılarında tane az oluyor. Tadına baktım arkadaşlar. Yani vişne reçeli olduğu anlaşılıyor yani. Çok şeker koymadığım için, ama siz arzunuza göre 1 kiloya 1 kilo, ama çekirdeğini çıkardıktan sonraki gramajı da düşerek hesaplayın. Şeker miktarını ben az koydum. Ben yarım kilo koydum. 1 kiloya yarım kilo koydum. Arkadaşlar arzu ederseniz o da güzel bir yöntem. Onu tepsiye döküyorsunuz. Reçelinizi. Güneşte birkaç gün o suyu çekilene kadar bekletiyorsunuz. O yöntem de çok güzel. Onu da deneyebilirsiniz. Baba nereden geldi? Bugün mutfağımız kalabalık. Sabahın erken saati. Şimdi koyayım, sonra şerbetlerin üzerine dökeceğim. Bana bol taneli oldu.
Ne sordun kızım, anlamadım. Bakayım. Hangisi? O fındık. Pazardan taze fındık almıştım. Simay fındık soruyor. Anne bu ne diyor? Anneciğim onlar yeşil fındık. Hani yine yeşillendi fındık dalları diyorum ya. İşte ondan. Yiyebiliriz ama şimdi değil. Yemekten ve kahvaltıdan sonra. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Kapaklarımızı sıkıştırdık. Ters çevireceğiz ve bu şekilde soğumasını bekleyeceğiz. Şunu da size söylediğim gibi güneşte biraz bekleteceğim. Biraz çünkü bunun şerbeti çok oldu. Evet arkadaşlar, vişne reçelimizi hazırladık. Bunu bir borcama döktüm ben. Cam bir kaba döktüm. Evimin en fazla güneş alan penceresinin önüne koydum. Burada güneşlendireceğiz. Biraz kıvam arttıracağız. Tadı da çok güzel olmuş. Tam vişne tadı geliyor ağzınıza. Buram buram böyle genizinize kadar böyle bir ekşime tadı geliyor ve çok güzel oldu. Kıvamı aldırdıktan sonra tekrar kavanozlayacağız. Görüşmek üzere. Vişne reçelimizi yaptık. Bunu güneşte arkadaşlar kıvam aldırdım. Çok da güzel oldu. Afiyet olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.